Selam arkadaşlar yeni videodan hepinize merhabalar bu videomuzda Merişeli'ye ait asırlardır hem okunan hem de beyaz perdeye aktarılan ama çoğumuzun bazı şeylerini çok yanlış bildiği kitabından bahsedeceğim. Frankenstein ya da Modern Prometheus. Bu video boyunca bu kitabın ismine değineceğiz kitabın karakterlerinin değineceğiz ve en önemlisi Shelley'nin bunu nasıl hangi ortamlarda yazdığına değineceğiz ve sizlere ek bir anekdot olarak şunu söyleyeceğim Mary Shelley'nin bu kitabı yazmasına öncülük eden isim Lord Byron'ın bizim kendi tarihimizdeki yerinden bahsedeceğim yani sevgili arkadaşlarım, bu videonun süresi birazcık uzun olabilir ama emin olun ki videonun sonunda bu kitap, bu yapıt hakkında bilmediğiniz hiçbir şey kalmayacak. O halde hazırsanız başlayalım. <laughs> Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bizim her zaman için şu şekilde bir telaffuzumuz mevcut. Frankenstein. Hayır, Frankenstein değil. Bunu bu şekilde söyleyen tek millet sanırım biziz. İsmin doğru telaffuzu Frankenstein. <laughs> şey İngilizce öğretmeni gibi Frankenstein ve arkadaşlar şöyle bir gerçeği de size söylemek istiyorum. Ne yazık ki bizim bu bahsettiğimiz hani hep şey gösteriyorlar ya başında çiviyle dolaşan böyle böyle bir yaratık. Bizim e, canavarımız böyle bir yaratık değil. Hepsinden önemlisi bizim aslında canavarımızın bir adı yok. Adını tamamen yaratıcısından alıyor. Yani Doktor Victor Frankenstein'dan alıyor. O halde bu çok gerekli bilgileri verdikten sonra kitabımıza başlayabiliriz. Öncelikle ben şöyle yapalım. Kitaptan bahsedelim ondan sonra yazardan Lord Byron'dan ve benim yorumumdan bahsedelim. Doktor Victor doğa bilimlerine çok meraklı bir insan ve bu yönde zaten tıp eğitimi almaya başlıyor fakat ne yazık ki kendi yaşadığı duygusal bir boşluk sonucunda bir insanı hastalıklara karşı da koruyabilmek için nasıl daha güçlü hale getirim düşüncesi kafasına yer alıyor ve bu da kendisini insanlardan çok daha güçlü çok daha belki de büyük boyutta bir şey yaratmaya teşvik ediyor. Ve topladığı gizli tarifleri sayesinde bir canavar yaratıyor, kendi deyimiyle bir canavar. Çünkü bu canavar hayatta gözlerini açtığı zaman kendisinden ilk önce korkup kaçan kişi yaratıcısı Doktor Victor oluyor. Doktor Victor bu yarattığı canavardan o kadar çok korkuyor ki ona bir isim dahi vermeden onu terk ediyor. İşte bizim kitabımızın hikayesi bu, böyle bu kadar başlıyor. Hikayemiz bu şekilde başlıyor. Yarata bu andan itibaren yaratıcısının adı olan Frankenstein'de hitap etmek istiyorum ben. Yapa yalnız kalıyor. Hiçbir şey bilmiyor. Bu dünya hakkında insanlık hakkında hiçbir şey bilmeden insanlara yaklaşmaya çalışıyor. Ve tabii ki dış görüntüsü bizim e, tersimize o kadar çirkin ki sürekli itileniyor, kendisinden korkuyor insanlar ve kaçıyorlar. O da bunun üzerine sadece insanları izleyerek onlardan her şeyi öğreniyor. Konuşmayı, okumayı, yazmayı ve yemek yemeyi, ateş yakmayı bir insanın günlük hayatında yaptığı bütün faaliyetleri insanları izleyerek öğreniyor ve o andan sonra yaratıcısının peşine düşüyor. İşte bütün hikayemiz bu şekilde başlıyor. Şimdi bu dakikadan sonra ben spoiler yemek istemiyorum diyen kesimle vedalaşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Biz geri kalan yoldaşlarımla beraber videomuza devam ediyoruz. Yaratıcısını bulduktan sonra elbette ki hesabını soruyor. Bunun intikamını almaya çalışıyor. Ama yine de her şeye rağmen dönüp istediği tek bir şey var. Ben diyor bu kadar çirkin yaratıldıysam sen bu kadar Ademoğlu diyor bu kadar güzel yaratıldıktan sonra içindeki kötülükle beni çirkin yarattıysan Birini daha yarat diyor. Bana bir gönüldeş, bana bir dişi yarat diyor. Onu da alayım ve siz kötü insanların arasından çekip gireyim diyor. Victor'ın buradaki tutumu birazcık enteresan. Zaten aslında belki de bütün intikam olayını ateşleyen kısım bu konuşmadan sonra başlıyor. Yaratıldı mı yaratılmadım o kısmı da ben söylemeyeceğim aslında. Biraz önce spoiler dedim ama bu da zaten kitabın içinde geçen bir yer. Franky'nin... Frankie diyorum ben kendisine. Frankie'nin aslında bu kadar ben kötü olduğunu düşünmüyorum. Onun bir canavar olarak nitelendirilmesi benim çok da hoşuma gitmiyor. Çünkü kendisi bence bir bebek saflığıyla dünyaya gözlerini açıyor. Kötülük ne bilmiyor. Ona hani şey vardır ya böyle deneyler vardır ya alıp kötü insanların yanında büyüyen bebeklerin sonu gibi kitaplar, hikayeler. Birazcık aslında onun gibi. Belki de doktor bu yarattığına canavar demek yerine onu en iyi erdemlerle eğitmiş olsaydı Dünyaya çok farklı bir şey gelebilirdi. Fakat onun görüntüsünden madem kendini yaratıyorsun, bir bilim adamı olarak ne kadar devasa bir şey kullandığını biliyorsun, hayata gözlerini açtığında da onun ne kadar e, biraz ürkütücü bir yaratık olduğunu göz önüne alman gerekirdi. Bu şekilde durumlar var. Ama dediğim gibi o dönemin şartlarıyla ele alıyorum ve kesinlikle favori karakterim buradaki benim Monster'ım. Ben böyle aykırı şeyleri seviyorum. Penny'yi de zaten çok sevmiştim ve bence Frankie burada çok da e, kötülükler yapıyor. Evet yaratıcısını cezalandırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu artık bir noktadan sonra kedi fare oyununa dönüşüyor ve pek çok üstü silinmeyecek hatalar yapıyor. Bunların cezaları elbette ki tartışılır. Fakat bu dünyada olduğu gibi ben o zamanda da etki tepkinin geçerli olduğunu düşünüyorum. Kafamda çok senaryo yazdım. Çok alternatif dünya yarattım. Her ikisi içinde. Ama ne yazık ki hepsinde ben yine dönüp Frankenstein'ı yani benim canavarımı haklı buldum. Çünkü Madem yaratıyorsun bakacaksın, onu öyle insanlığın ortasına atmayacaksın. Sen yaratıcısı olup korkup kaçtın, diğer insanlar ne yapsın? O yüzden ben Frankenstein'ı, yaratığımı çok sevdim. Doktorun da kendine göre belki haklı nedenleri vardı ama benim burada daha çok duygusal olarak bağlandığım karakter canavar oldu. Evet şimdi birazcık da ben aslında yazardan bahsetmek istiyorum. Mary Shelley bu kitabı yazdığında henüz çok genç bir kadındı. O dönemin dünyasında kadınların hayatta çok da baskın olmadığı bir zamandı. Ve Dönemin aslında içsel korkularıyla beraber bu kitabı dile getiriyor. Aynı zamanda ben bundan bahsederken Prometheus kısmından da bahsetmiş olayım. Prometheus ateşi çalarak, antik Yunan'da ateşi çalarak tanrılardan insan yaratmaya çalışan bir tanrı ve bu nedenle cezalandırılıyor. Ve bence Doktor Victor da birazcık yıldırımların etkisiyle beraber canavarını yarattığı için bu şekilde bağdaştığını düşünüyorum. Ben hem ateşi çalmak yani yaratmak konusu var bir kere ortada ve tanrıcılık oynamanın bence cezaları şey gibi yok oluş gibi. Mary Shelley bu kitabı bir arkadaş ortamında yazmaya karar veriyor ve hepsine bir ev toplantısında haydi herkes bir hayalet hikayesi yazsın diyen isim Lord Byron. Lord Byron ünlü İngiliz şair ve kendisi bizim aslında Osmanlı tarihimizde adından yer ettiren bir isim, söz ettiren bir isim daha doğrusu. Kendisi 1820-1823 yılında Mora Yarımadası'ndaki Rum isyanına katılıyor. Osmanlı'ya karşı ayaklanan Yunanlar ve Rumların isyanına destek vermek için geliyor. Fakat kaderin kötü yazgısıdır ki geldiğinde kendisi bir fare ısırığı sonucunda ateşli bir gece geçiriyor ve ertesi gün ölüyor. Biz de her ne kadar met edilecek bir yere sahip olması da büyük ihtimalle Yunanların tarihinde özellikle güzel bir yere sahiptir destek niteliğinde. Micheli bunu yazdığında hani biraz önce dedim ya aslında bazı içsel korkularından da bahsediyor diye. Çünkü o dönem Fransız ihtilalinin olduğu ve sanayi inkılabının gerçekleştiği, coğrafi keşiflerin başına alıp gittiği ve sürekli yeni buluşlar, yeni icatların yer aldığı bir dönem ve o dönemde buharlı makineler olsun, trenler olsun aslında Şeli'yi o kadar çok ürkütüyor ki belki de aslında Frank İstahine yaratılmasında yer alan yıldırımları buraya bağlayabiliriz. Kendisinin korkularının dile gelmesiyle oluşuyor. Böyle bir şey vardı. Bence elektriğin bulunmasından çok fazla korkuyordu. Evet arkadaşlar romantizm Gotik ve aslında bilim kurgunun öncülerinden sayılan bu kitap hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım ee, sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu kitapla ilgili yaptığım tüm alıntılar bin kitap hesabımda. Ayrıca instagram adresinden de beni takip etmeyi unutmayın. Ve elbette ki bu kitabın bence uyarlanma olarak en başarılı örneklerinden olan tiyatrosunu izlemeyi unutmayın. Hepinizle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.